Cumhurbaşkanı Erdoğan pek çok açıklama yaptı. Gençlerle bir araya geldi. Hatta Kızılay Başkanı Kerem Kınık soruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 6 Şubat depremleri sonrası yaptığı açıklamalarında Kızılay'a gelen eleştirilere sert ve ağır sözlerle yanıt verdi. Seçime sayılı günler kala gençlerle bir araya geldi Erdoğan dedik. Bu kez Kızılay'ın çadır satmasına ilişkin bu durum beni ciddi manada üzmüştür yanıtını verdi. İşte çıkmış bir tanesi, Kızılay nerede diyor. Ne çadırını ne yemeğini görmedik diyor. Ve ahlaksız ve namussuz ve adi, günde yaklaşık 2,5 milyon insana bu Kızılay yemeğini ulaştırıyor. Böyle vicdansızlık olur mu? Kızılay'a gelen eleştirilere bu sözlerle yanıt vermişti. Seçime günler kala aynı eleştiriye yanıtı bu kez farklı oldu. Bu konu tabii beni de ciddi manada üzmüştür. Yani Kızılay böyle bir çadır satma fiiline, işine giremez. Ve süratle de tabii bu yanlışı düzeltmesi gerekir. Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de gençlerle bir araya gelerek onların sorularını yanıtladı. O soruların içinde Kızılay'ın depremde çadır satması da vardı. Depremde çadır satan, huzur hakları sebebiyle gibi sebeplerle Kızılay Genel Müdürü ve Kızılay çok fazla gündeme geldi. Bu konu hakkında ne düşündüğünüzü merak ediyorum açıkçası. Kızılay böyle bir çadır satma fiiline, işine giremez. Ve süratle de tabii bu yanlışı düzeltmesi gerekir. Çünkü biz Kızılay'ı özellikle çadır üretiminde çok daha aktif hale gelmesi için sürekli teşvik ettik. Kızılay'ın çadır dendiği zaman en ufak bir sıkıntısının, probleminin olmaması gerekir. Cumhurbaşkanı Erdoğan 27 Şubat'ta yaptığı açıklamasında da hem AFAD hem de Kızılay'a yönelik eleştirilere kulak asılmaması gerektiğini söylemişti. Dal kavuklara asla kulak asmayın. Bir taraftan AFAD'a saldıran, bir taraftan Kızılay'ımıza saldıran, birçok STK'larımıza saldıran bu dal kavuklara asla kulak asmayın. Sizinle yan yana olan... Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kez böyle söyledi. Son derece üzüldüm dedi. Yani aslına baktığımız zaman peş peşe istifa çağrıları gelmişti hatırlayacaksınız. Kerem Kına, Kızılay Başkanı'na herkes rahatsızlığını dile getirmişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da dile getirmişti bunu. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir açıklama bekleniyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu açıklamasını yaptı. Şimdi Kerem Kınık acaba bugün istifa eder diyenler var. İstifa edecek mi, etmeyecek mi? Biliyorsunuz daha önce bu istifa çağrıları yinelendiği zaman demişti ki ben istifa edersem kaos olur demişti. Biz de sormuştuk ne kaos olacak, neden kaos olsun? Bir kurumun başındaki kişi istifa ettiği zaman bu... olmuyorsa gayet normal bir şey istifa biliyorsunuz. Yurt dışında bunu daha çok görüyoruz, rastlıyoruz. Böyle demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kez böyle bir açıklama yaptı. Böyle bir çağrı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısından sonra, bu açıklamasından sonra bugün aslında gözler Kerem Kınık'ta istifa eder mi etmez mi? Siz de görüşünüzü belirtirseniz biz de sizlerin görüşlerini de buradan paylaşmış oluruz.